Nesi 0216 441 2020 0216 441 2020 Yeşil Vadiden 15. yıla özel kaçırılmayacak kampanya. Tekirdağ Saray, Marmaracık ve Vize'de imarlı, ifrazlı arsalar. Üstelik faizsiz, kefilsiz. 24 ay vade ve hemen tapu fırsatıyla. Yeşil Vadi Arsa Ofisi 444-2772 0212 592 0102 www.yeşilvadiarsaofisi.com.tr. Bakırköy Anadolu'm Türkü Evi'nde Türkü Geceleri devam ediyor. 29 Nisan Çarşamba akşamı Cevdet Bağca. Saçlarında rüzgarları bul. 1 Mayıs Cuma akşamı Nurettin Rençber. Gurbet eller bana. 6 Mayıs Çarşamba akşamı Arzu. Ölesiye bağlanmışım ben sana. Ve her cumartesi akşamı Töre Anadolu sizlerle. Rezervasyonlarınız için 0212 542 0126 0212 542 0126 Bakırköy Anadolu'm Türkü Evi. Eşrefoğlu al haberi Bahçevi. Halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Beyazgül, çarşamba akşamı özel bir dinletiyle ailenizin mekanı Diva Arkadaş'ta. Rezervasyon 0212 655 4038. Mahmut Bey Caddesi Bahçeli Evler. Lezzetin tadım noktası Diva Arkadaş. ...0212-625-1818... Cem Radyo Reklam. Zahide kurbanım of, ne olacak halim? Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar burada. İsteklerinizi Cem Radyo aracılığıyla sevdiklerinize ulaştırmak isterseniz Funda Salman'ın sunduğu Arzuhal İstek programında buluşalım. Mecnun'um Leyla'mı gördüm, Mecnun'um Leyla'mı gördüm, bir kerece vakti geçti. Arzuhal hafta içi her gün 13.30-15 saatleri arasında 96.4 Cem Radyo'da. Hey hey, ben deli oldum deli narino, ben deli oldum deli narino. Yaram şana ve bunda yar meleker. Sofrası başlıyor. ...96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası'nın başladığı, bu akşamki konuklarım çok renkli konuklar. Sanatçı değiller, yorumcu değiller, doktor değiller, yazar değiller ama kendi dalında çok büyük şairler, birçok eserleri birçok yorumcu ve sanatçı tarafından yorumlanmış şairler. Evet, konuğumuz Şener Gökçe, hoş geldin.
Hoş bulduk. Ve konuğumuz şair Ahmet Can Akyol. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi Özkan Taş'tan da bize sazıyla eşlik edecek. Ben bir değişik yapacağım abileri. Önce Özkan'ı dinleyelim. Özkan, bize kendini tanıtır mısın öncelikle? Merhaba diyorum öncelikle. Evet. Ben Özkan Taş'tan. 1992 yılında Erzincan'da doğdum. Bağlamayla 11-12 yaşlarında tanıştım. Hiçbir eğitimini almadım tabii. Ondan sonra göç ettik tabii İstanbul'a. Yalova'ya ön lisans eğitimini tamamlamak için gittiğimde orada zakirlik de yaptım. Yani eğitim falan almadım bağlamayla. Bir şey soracağım. Saz tekniğin Erdal Erzincan'a çok benziyor. Bir alıntı mı yaptın? Yani kulaktan çaldığım için evet. Tabii. Evet, peki. Evet, radyodan bizi dinlemek isteyen sevgili dinleyiciler, İstanbul ve çevresinden 96.4 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. İnternet adresimiz cemradyo.com sayfasından canlı olarak bizi dinleyebilirsiniz. Uydudan, TV'den bizi dinlemek isterseniz dünyanın her yerinden 12.559 MHz, 27.500 Symbol Vertical ayarından bize ulaşabilirsiniz. Canlı yayın telefonlarımızı 0212 627 4877 bize mesajla ulaşabilirsiniz. Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı yazıp 2353'e göndereceksiniz. Evet, ayrıca Facebook ve Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz. Birlik Sofra sayfasından. Hemen hızlıca başlamak istiyorum. Önce senden başlamak istiyorum sevgili arkadaşım Şener. Evet, bize kendini tanıtır mısın öncelikle? Şimdi tanıtmak birçok yönlü olay. Doğduğum yerle ilgili olabilir. Yazdığım şiirlerle ilgili olabilir. Sanat anlamında bugüne kadar yaptığım yolculukla ilgili olabilir. Hangisini soruyorsun? İlk önce sanıyorum, değil mi? Kars'ta dünyaya geldin. Tamam. Ardahan'da dünyaya geldin, düzeltiyorum. Tamam. Evet. Sonra şiire nasıl bulaştın? Nasıl dirsek temas kurdun şiirle? Tamam. Ben Ardahan'da dünyaya geldim. Çocukluk yıllarımın bir kısmı Ardahan'da geçti. Sonradan eğitim öğrenim anlamında İstanbul'a göç etmek zorunda kaldım. Evet. Ben şiir, sanat, daha doğrusu kendi içime yolculuk yapmaya başladığım dönemi yaşadığım coğrafyayla ilintili olarak hissettim. İlk şiirimi ortaokul yıllarında doğduğum şehirde, yani Ardahan'ın bir köyünde yazdım. Şiirin hikayesi var ama şiiri biliyoruz, Barış değil mi? İsmi Barış çıktı. Hayır, hayır. Barış lise yıllarımda yazdığım bir şiir. Evet, Yasko'da yayınlandı. Yasko'da Erol Toy'un çıkardığı bir dergiydi. Evet, sanat dergisi. Ama öncesi var. Ortaokul yıllarımda benim etkilendiğim bir olaydan yola çıkarak o zaman amatörce yazdığım bir şiirdi. Anladım. Şiirin adı Tay'dı. Tay, çünkü o dönemde biz coğrafik koşullar gereği hayvanlarla iç içe yaşıyorduk. Sen de çok samimiz ama benden kaçırmışsın bak, bunları hiç söylemiştin. Evet, şimdi Ahmet'e geçiyorum. Ahmet Can Akyol, 1962 doğumlusun, Dersim doğumlusun. Evet, senin şiirle yolculuğun nasıl başladı? Şimdi ondan önce ben bir şeyi düzelteceğim. Yüce. Tabii. Arkadaşlar doktor değil, bilmem ne değil, sanatçı değil ve yazar değil dedin. Ben eğer bunu düzeltmezsem, burada bir tahsih yapmazsam kusur kalır. Biliyorum. İmla konusunda sen çok hassassın. Hayır, bir de ifade de bir şey var, doğru, sakın alınmayasın. Yok, tamam, estağfurullah. Hegel der ki, şiir sanatların şahıdır. Yani eğer biz sanatçı değilsek kim sanatçı? Biz yazar değilsek ama kim şair, yazar? Ben sanatların üstünde görüyorum şairi. Ama işte. Yani. Peki tamam. Ya da şöyle bir şey, sen gerçekten ifade ettin de bizi dinleyenler yanlış algılayabilirler. Peki. Onun ötesinde yani bırakın şimdi koyunu, keçiyi, bilmem neyi, ya işte 62 Dersim doğumluyum. Evet. Bir sürü kitabım var, bir sürü bestelenmiş şiirim var. 87 yılında işte çeşitli dergilerde, gazetelerde. Evet bir şey merak ediyorum. Örneğin şiirle ilk dirsek temasın ya da ilk parlaman, düzelteyim o anlamda, 87 yılına rastlıyor. Neden o kadar arada fark oldu? Uzaklık. Arada şöyle bir fark oluyor. Evet. Bunun her zaman öyle derler. Hani ben piyanoya 5 yaşında başladım falan derler. Evet, evet. Aslında hep ilkokul yıllarında, ortaokul yıllarında, lise yıllarında bir şeyler denersiniz.
Ancak bunun şiir olup olmadığını bilmezsiniz. Evet. Önce sizin aile yakınlarınız buna inanır. Sonra yakın çevreniz. Sonra da gerçekten bakarsınız ki o kulvarın içerisine girmişsiniz. Yani ben Ahmet Çanakkale olarak kendimi ancak şöyle ifade edebilirim. Ben yazdım, bana şair dediler. Hepsi bu. Bu arada ama çok mütevazısın. Birçok sanatçı, Ferhat Tunç, Onur Akın ve bir daha sayamayacağım birçok insanın güzel şarkılarında, değil mi, türkülerinde doğrudur, senin doğrudur. Şiirlerinin yani, var. Evet. Burada tabii abartılacak bir şey yok da evet. Yani elbette ki tevazu en güzel erdemdir. Evet. Türkiye'de sanıyorum çok fazla şiiri bestelenen şairlerden biriyim. Evet. Bu arada Yücel'cim, ben bir Ahmet arkadaşıma, dostuma bir katkı yapmak istiyorum bu anlamda. Eklemek istiyorum. Ben de aynı zamanda bir gazeteciliğim, gazetecilik yaptım. Bir şair aynı zamanda bir yazardır aslında. Evet, evet. Bizim değişik gazetelerde, değişik dergilerde makalelerimiz de yayınlandı. Evet. Ama bizim şairliğimiz ön plana çıktığı için yazarlığımız biraz geride kaldı. Doğru. Onu gönül rahatlığı. Ben hatırlıyorum, evet, senin bir dönem gazetecilik yaptığını biliyorum. Hangi basın olduğunu söylemeyeceğim ama. Tamam. Evet. Şimdi isterseniz sevgili kardeşimizden bir ezgi dinleyelim. Sonra sizinle derinlemesine bir sohbete girelim. Olur mu? Dinliyoruz. Gece gündüz
yüce elhamdülillah. Çok güzeldi ama başta biraz heyecanlandın ama sonra attın heyecanı, çok güzel oldu. Evet. 96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz şair Şenel Gökçe ve şair Ahmet Can Akyol. Evet, şimdi sana hemen mesaj gelmiş Ahmet, ama çok anlamlı, çok da hoş bir mesaj ama okumayacağım. Bir çok anlamlı, zaten dayanamayacağım, okuyayım. Okur lütfen ya. Diyor ki, şair gözüyle ürettiğiniz şiirleri bir müzik aletine benzetmeniz istense bu müzik aleti hangisi olurdu demiş. Vallahi herhalde ne kadar güzeldi. Senfoni olurdu. Çok sesli senfoni olurdu. Bu güzel soru, güzel bir cevap değil. Evet, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Örneğin Dersimlisin, hemen Özkan da aldığı işareti hemen Dersim'den yazıyı üretti değil mi? Şimdi evet, sana geçiyorum hemen Şenel. Basında bir ifadem var. Diyorsun ki çocukluğumuzda yerde bulduğumuz bir gazete parçasını kutsal sayardık. Çünkü köye gazete gelmezdi. Okunca tüylerim diken diken oluyor. Ne güzel. Evet. Şimdilerde gençler çokça bu fırsata sahipler ama bu kadar şair değil mi, yazar, aydın çıkıyor mu, üretebiliyor muyuz, onu sorayım. Şimdi benim coğrafyam dediğim gibi acılı bir coğrafyaydı. Evet. Gerçekten biz o zaman gazetenin ne olduğunu bile bilmiyorduk. Ama bir haber, bir o dönemde destancılar dolaşırdı köylerde. Evet. O dönem birileri diyelim ki şehirde bir ekmek almış ya da başka bir şey, evine bir katık almış. Evet. Gazeteye sarmışlar. O gazeteyi alıyordu ama biz onu bir şekilde, onu çöpe atılmaması için çaba sarf ediyorduk. O gazeteyi okumak için. Yalvarıyorduk bir de. O tabii o dönemde gazete bizim için kutsal bir şeydi. Yani niye? Dünyayı o gazeteden ibaret sanıyor. O gazetedeki haberlerden ibaret sanıyor. O anlamda o gazetenin içeriği, evet, o ya da neyse, makale mi diyelim, neyse adı, haber mi diyelim, ama o bizim için bir kutsallıktı. Benim biraz da o merakımdan, dünyaya karşı olan muhalif bakış açımdan dolayı o tür küpürleri, gazete parçacıkları her ne kadar solmuş olsa da onları bir ciddiyetle alıp okurdum. O yüzden benim için bir Kabe kadar değerlidir o gazete parçacıkları. Değil mi? Evet. Evet. İnanın okuyunca ben de tüylerim diken diken oldu. Teşekkür hemen ederim. Hemen sana geçiyorum Ahmet. Bir yeni bir albümün çıktı. Ayrıldık makamı diye. Çok da hoş. 2014 yılında değil mi? Evet. Daha birçok 9 ay oldu. Evet. Birçok sanatçı, birçok yorumcu sana destek vermiş. Örneğin bu müzik anlamda bu şiirlerini bestelemişler. Onur Akın bunlardan birisi. Aynı zamanda Onur Akın besteleriyle olan, evet, bir albüm. Evet, evet, evet. İşte içinde Onur Akın başta olmak üzere Efkan Şeşen, Yavuz Bingöl, evet, evet, İlkay Akkaya, Yasemin Göksu, Mehtap Meral, Özge Öz, umarım eksik. Bende notlar vardı, yok. Hiç eksiksiz söyledin. Tabii, gerçekten söyledim, dört dörtlük. Ben bir hata yapmıştım, onu düzelteyim. Onur Akın besteledi, evet. Onur Akın besteledi, diğer arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarımız yorumladı. Müziklerini özellikle, evet, verdi, evet, bana. Evet, evet. O çok büyük bir katkıydı. Buradan tekrar ona teşekkür, evet, ediyorum. İstersen şimdi onlardan birini dinleyelim. Hangisi olsun? Bana daha çok Asi ve Mavi hoşuma gitti. Yani hepsi çok güzel. Yasemin Göksu'yla birlikte okuduğumuz. Dinleyelim mi? Sevinirim. Evet, evet. Teknik masamız hazırlarken ben bir şeyi merak ettim. Onu sormak istiyorum izninle. Tekrar sana... Şimdi lise yıllarında Erol Tay'ın çıkardığı Yasko diye bir dergide, değil mi? İlk, evet, şiirlerin, evet, oldu. İlkokul, bana, ben not almışım ilkokul diye ama sen ortaokul diyorsun. Hangisi doğru? Hayır hayır. Ben ortaokulda Tay diye bir şiir, doğduğum coğrafyada. Evet. O Tay ile ilgili bir anım var. Şimdi bizi dinleyenleri sıkmamak için o olayı anlatmak istemiyorum. Çok kısa, çok kısa, basit cümlelerle. Şimdi şöyle. Evet, çok kısa. Evet. O dönemde ben insanların çok merhametli olduklarını bilirdim çocukluk yaşımla, çocukluk belleğimle. Ama ne yazık ki insanlar çok da merhametli değillermiş. Nereden anladım? Bizim evimizde bir Tay dünyaya gelmişti ve o Tay'ı hepimiz çocukken kendimize benzetirdik. Yani o da çocuk, o Tay da çocuk, biz de çocuktuk. O Tay'ın bir ayağı kırılmıştı. Benim babam ya da babam gibi o coğrafyada yaşayan, belki kendilerine göre haklı yanları vardır ama yılkı ne olduğunu biliyor musunuz? Yani yılkı
onu artık dışarıya, doğaya teslim ediyorlar. Kendi kaderine teslim ediyorlar. Oysa daha önce işe yaradığı zaman evde besliyordular. Ne acı değil mi? Tımar ediyordular. Yılkım maalesef bir gün bir sabah gittim de at yok. Aradım. Sonra kemiklerini buldum ve kemiklerini toprağa... Kurtlar yemiş belki de. Kurtlar yemiş ama kemiklerini toprağa gömdüm. O benim de derin bir yara bıraktı. İlk şiir denemem onun üzerine oldu. Evet. O Yasko'ya, Erol Toy'a gelince o lise yıllarımda, o zaman İstanbul'a gelmiştim. Barış şiiri, yine Barış'a duyduğum özlemle ilgili bir şiirdi. Evet. O zaman Erol Toy'un çıkardığı Yasko'da birinci sayfada manşette yayınlandı. Evet. Olay acı ama sen de bıraktığı iz anlamında çok büyük ki, bir anlamda. Tabii ki, tabii sözü ki. Ahmet alacak evet, sözü. Evet, ben Şenel Gökçe dostum bir şeyi hatırlattı. Bu önemli bir bilgidir tabii de. Evet. Yani herkesin yaşamında böyle anılar vardır. Mutlaka evet. Yaşamını şekillendirmiştir. Pablo Neruda'yı bir üniversitede konuşmacı olarak çağırırlar. Üstad derler, şiirini anlat bize. Neruda gider, işte börtü böcekten, yanan evinden, yıkılan köylerden, nehirlerden, kurttan, kuzudan, bilmem neden bahseder falan. Bir buçuk saat sürer bu konuşma. Aşağı iner, insanlar der ki, Üstad şiirin şesinden bile bahsetmedin. Bahsettiğim zaten şiirdi. Şiirin nedenleriydi de. Şimdi Şener Gökçe'de tam bunun üzerinde. Da, evet. Bu ifadeyle bana da gönderme yaptın aslında. Daha ben aldım o göndermeyi. Şimdi senin As ve Mavi'yi dinliyoruz. Teşekkür evet, ederim. Evet. Esrar'ın gözlerinde açtıkça renginde bin bir ışık kırpışa kırpışa suskunluğa öğrendi. Ama ben ne bilirdim ki, gülüşün nar gibidir iken, kirpiklerindeki gölgenin umudumu üşüteceğini. İlk yazda bir buran sonrası kadar ıslaktı şarkılar. Neden sonra acabalar bıraksın da, gözlerim yorulduğunda uçurumlar eridi içimde. Şimdi kapkara bir boşluk gizlermiş gibi, yanaklarımda ağırlaşan tuzlu sular bile, ikimizi bir taşımaz içinde. Yine de olsun be, olsun yine de, bu yürekte aşk da bitmez, şiir de. Bugün kederliyim bederim, bugün sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak taşlar üşüyor, vuslatı yakır eden yollar üşüyor. Bugün kederliyim bederim, sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak taşlar üşüyor, vuslatı yakır eden yollar üşüyor. Akşam oluyor, üşüyor yaprak dallar üşüyor, savrulup yırtılan rüzgar üşüyor. Yumma gözlerini uyuma bugün, bütün gölgeler akşam oluyor, üşüyor yaprak dallar üşüyor, içimde kış gibi bir mevsim üşüyor. Sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak taşlar üşüyor.
savrulup yırtılan rüzgar üşüyor. Bugünü vurup sorular bırakma yarına, bunca dertten sonra damla olur geceler söz denizinde. O son bir işlenişti ve galiba öylece sürüp gidecekti. Ben aşkı ne bilirim, öyle mi? Belki böylesi hiç yaşanmadı ki. Ama yeter, susuyorum artık. Şimdi atılıyla bir bedenin sessizliği bırak bende kalsın. Bırak ve bir daha dönüp bakma ardına. Bu aşk yarım kaldı, ağlama. Bu aşk kanatlanıp uçtuğu gün yaralandı, sırrımı sakla. Hoşça kal deme bana bu yüzden. Hoşça kal deme. Her zaman her derde deva değildir şiirler. Hoşça kal deme bana ansızın git. Hoşça kal deme. Vedalaşmayı sevmez şairler. Ama gel gör ki kötüyüm bu. .4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuklarımız şair Şener Gökçe, şair Ahmet Can Akyol ve sazıyla Özkan Taş'tan bize eşlik edecek. Evet, şimdi Ahmet, sana geldiğimizde örneğin ilk şiir kitabını 1990'da çıkardığını biliyoruz. Şafak Bu şiir Umut Radyo'ya denk bir dönem mi? Çok önce. Çok önce değil çok mi? Çok önce. Evet, ben öyle bir kurguladım da kafamda. Yok, arada 8 yıl var. Evet, evet. Yanlış bir kurgu. Bugün sen de yanlış yerden gidiyoruz biz. Evet, İstanbul'da ikamet ediyorsun. Evet. 1997-98'de Bursa'da yayınlanan Mozaik Şiir ve Sanat Dergisi'nin yönetmenliğini yaptın. Evet, orada bir yıl devam etti o dergi. Sonra bir 6 ay kadar da İstanbul'da devam etti. Fakat yaşamadı. Çünkü şiir dergileri, sanat dergileri yaşamazlar. Ve fakat her büyük edebiyatçının, kendimi tenzih ediyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Evet. Her büyük yazarın, şairin arkasında mutlaka bir dergi serüveni vardır. Bir tane olur, iflas eder. 3 tane olur. Bir şeylerini satar, saatini satar, bilmem ceketini satar. O serüvene girer ama onu pişirir. O dergi serüveni bugün yani A. Kadir'den Hasan Hüseyin'e, Aziz Nesin'den Yaşar Kemal'e, Can Yücel'e kadar, aklına yani Nazım Hikmet'e kadar aklınıza kim geliyorsa hepsinin böyle bir şiir serüveni vardır. Serüveni var diyorsunuz değil mi? Başarılı, başarısız ama vardır yani. Evet. Şimdi Şener, sana bir şey mesaj gelmiş, soru gelmiş. Diyor ki bir şiirinizin bir şarkı tarafından yorumlanmasını sizde ne gibi duygular uyandırıyor demiş Yalçın Çevik İstanbul'dan. Şimdi dostuma selam gönderelim. Evet. Şöyle diyeyim. Tabii ki bir şiirin bestelenmesi, yorumlanması güzel bir duygu ama burada handikaplar var, tuzaklar var. Bir şair yazarken hissettiği duyguları müzikte de bir şekilde aksettirmek lazım. Burada bir tuzak var. Önemli olan yorumcunun yani bestecinin buna ruh verirken, buna canlılık verirken şairin yazdığı şiirle ilintili, paralel bir yapıya bürünüp büründürmediği. Burada bir müzikallik tabii ki her zaman iyidir. Şiir, her şiirin bestelenmesi gerekmez ama bazen de bu anlamda bir takım yorumcuların gün ışığına çıkarmak anlamında, daha çok kitleyle buluşturmak anlamında şiiri yorumlamaları tabii ki bir şair için onur verici ama yorumlayan kişinin yorumlama yeteneği çok önemlidir. Örneğin Ahmet dostumun Onur Akın, Ferhat Tunç ya da şu anda adını hatırlayamadım. Başka evet, bir... madem bu konu açılmışken Ahmet, örneğin sen birçok sanatçı senin ezgilerini yorumluyor, yorumcu. Memnun olmadıkların oluyor mu içinde? Mutlaka vardır ama ben Şener'in bıraktığı yerden söz almak istiyorum. Evet. Şimdi çok iyi besteciler şöyle söyler. Evet. Der ki zaten melodi şiirin içindeydi. Ben onu okudum.
güzel, ben, çok güzel. Benim besteciliğim budur der ama bunlar çok iyi besteciler yapar bunu. Elbette ki çok iyi duygudur. Yani daha çok fazla kitleye, daha çok insana falan ulaşıyor. Bu arada tabii bizleri üzen şeyler de olmuştur. Ama onun tabii yeri, zamanı burası değildir. Ama sonuç itibariyle kesinlikle çok iyi bir duygudur. Eğer sizin şiirinizden bestelenmiş bir şiir, bir şarkı, eğer bir de bir yerlerden duyuyorsanız bunu falan, çok hoştur yani. Kimse bilmese bile siz biliyorsunuzdur bunu. Değil mi? Örneğin siz çok sık çıkarsınız Beyoğlu'na. Beyoğlu'na çıkarken böyle bir müzikolden... Herhalde. Değil mi? Dünyanın en büyük zevki. Yani bir kitap evinin hoparlöründen eğer benimle ilgili bir şey varsa, bir bestelenmiş bir şiirim okunuyorsa orada, benim çok hoşuma gidiyor yani. Ya, yanımdan geçenler falan bunun farkında değil ama ben farkındayım, yetiyor. O an uçuyor musunuz? Değil de işte. Kendi içimde. Peki şimdi... Doğrusu bir zamanlar çok uçuyordum da şimdi artık alıştınız. Artık alıştık. Kanıksadınız. Şimdi istersen senden bir şiir dinleyelim Şener. Babana ait bir şiirim vardı, çok hoş bir şiirdi. Şöyle, evet. Bugün onu babama ait, babamı rahmetle anıyorum. Evet, sağ ol hatırlattığın için. Evet. Sen benim dostumsun. Sağ olasın. Yakında tanıdığın için, evet, biliyorum. Evet, evet. Ama bugün biraz, yani aslında benim şiirlerimin doğası gereği hüzün de serpiştirilmiş halde. Bugün şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum şiirle ilgili. Malum iki gün sonra 1 Mayıs, evet, Emekçilerin Günü. Onu Radyo Cem vasıtasıyla kutlamak istiyorum. O mücadeleyle dayanışma içinde olduğumu belirtmek istiyorum. Emekçilerin, dünya ezilenlerinin o gününü kutlamak istiyorum. Bu anlamda benim yazdığım Ermenek madencilerinin o malum faciada yok edilmeleriyle ilgili bir şiirim var. Bunu aynı zamanda 1 Mayıs'a denk geleceği için 1 Mayıs'a adamak istiyorum. O şiirimi şu anda paylaşmak istiyorum, eğer izin verirseniz. Tabii, severek. Günü tanı, günü tanı, gün bitti. Bir kent daha üşüdü, bir kent daha üşüdü. Hangi yalnızlığınıza uzandıysam, sofranızda oturmuş gördüm sancılı iş vardiyasını. Ve üzünç üreten emeğinizi gördüm o sofrada. Siyah kanıyordu ömrünüz, yüzünüzde ise eskimiş bir ömür hep saklı kalacak. Çığlığınızı saklı tutunuz, kendisine gülü esirgeyen bir söz gibi saklı tutunuz çığlığınızı. Ölümüne mühürlediniz, ölümüne mühürlediniz suyu bekleyen o ateşi. Evet, 1 Mayıs'ı böylece kutlamış oldum. Soma, Zonguldak, Ermenek madencileri bu şekilde yad etmek istiyorum. Yüreğim onların aileleriyle birlikte o ezilenlerin mücadelesinin yanında yer aldığımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Bir şair, evet, olarak. Evet, 1 Mayıs'a da yakın bir zaman kaldı. Evet. Çok da anlamlı oldu gerçekten. Şimdi ben sizden bahsederken sevgili Özkan'a da mesaj gelmiş. Onu da okuyacağım Özkan en kısa zamanda. Şimdi sana dönüyorum Ahmet. Şiirlerinde kesme işareti hiç kullanmıyorsun. Ve buna çok karşısın. Bunu kullandığında da çok kızıyorsun. Neden böyle bir şey? Şöyle kesme, taksim kullanırım. Evet, imla işareti kullanmıyorsun. İmla işareti, evet, kullanmıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Şiirler eğer bölünürse anlamını falan yitiriyor. Özellikle, evet, nokta virgül kullanmamın sebebi odur. Yani, evet, bir solukta. Tabii sen onu yarım soluk olarak da okuyabilirsin ama, evet, yani böyle merdiven gibi alt alta falan dizilmesi. Şiirimi ben kendim tanımıyorum. Sanıyorum geçen gün bir dergiyle ilgili bir internetten bir şey oldu. Evet. Sağlam bir şiirdi. Yani benim bunu söylemem biraz abes olabilir ama herkes öyle söyledi. Evet. Ama grafiker sayfaya yerleştirecek diye yarıdan yarıya kesmiş, arasına da bir fotoğraf koymuş ama çok güzel görsel anlamda, iyi de, evet,
Ben onu öyle demedim yani. Fotoğrafı üste koysan ne olur, alta koysan ne olur? Yani bırak da o dize tam olarak çıksın. İfade etsin kendisini. Yani sen onu bir solukta oku yani. Evet, şimdi bir ifaden daha var. O da ilginç. Örneğin ben buradan bakıyorum. Diyorsun ki uçutması kanatımız çocuklar. İçimde binlerce uçutmanın renkleri vurulur. Uçutması yaralı o acar çocuk erken büyüdü. Hep uçutmayla ilgili şiirlerin çoğunlukta. Sanıyorum herhalde. Dikkatimi çekti. Bunu neye bağlayabiliriz? Bilmiyorum onu yani. Psikiyatristler çocukluğuna inmesi lazım ya da işte uçurtmamın başına bir şey gelmiştir çocukluğunda. O olabilir. Peki şairlik hazinende uçurtmanın bir karşılığı vardır ama. Var tabii yani uçurtma çocukların özgürlük. Tabii o çocukların hayalidir, özgürlüğüdür, sonsuz düşüdür, daha ne olsun. Şimdi senden ben dinliyorum. Yine Ahmet dostuma bu uçurtmadan bahsettiğin için benim daha önce kitabımda yer alan Uçurtma diye bir şiirim var. Tam da denk geldi. Şimdi izin verir misin? Tabii dinleriz. Tabii. Bir ama fon müziği gelir mi? Özkan da ufak ufak. Tamam. Tamam Özkan. Hafif bir müzik. Alacağın olsun senin. Alacağın olsun senin. Bir gün olsun. Bir gün olsun tokalaşmadın, hep el salladın uzaktan uzağa çocukluğun sabıkalı diye. Sana inat tüm yıldızları koynuma topladım. Sana inat tüm yıldızları koynuma topladım. Artık uçabildiğin kadar. Şiir bu kadar ama ben onunla ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bir çocuğu düşün, tüm özgürlüklerinden yoksun bırakılmış. Ama o çocuk özgürlüğüne ulaşmak için çareyi uçurtmada bulmuş. Ama uçurtmaya da sahip olamamış. Bu ne acı. onun yoksulluğu budur. Evet. Ve çocuk uçurtmaya ulaşmadığından dolayı gözlerini gökyüzüne diker ve gökyüzüne saatlerce bakar ve der ki madem ki ben yoksulum, özgürlüğüme uzanan yolda uçurtmaya da sahip olmadıysam bari yıldızları çalayım, hırsızlık yapayım. Ve yıldız hırsızlığını yapıyor. Dünyada görülmemiş bir hırsızlık. Bu şiiri bu anlamda yazdım. Çok hoş, çok anlamlı gerçekten. Tüm çocuklara gitsin. Bir Mahir Işık ikinize birden bir soru sormuş ama aradan sonra bu soruyu size sorayım ben. Şimdi sizden Ahmet, senden bir ezgi, yani düzeltiyorum, bir şiir dinliyoruz ama ezgilenmiş bir şiir dinliyoruz. Kim söyleyecek? Bilmiyorum nasıl gelecek. Peki sürpriz olsun. Albümden olacak, onu da söyleyelim de. Canan bize sürpriz yapsın. Evet. Nedense yağmurlarım sel taşkını olmadı hiç. İkimizin dünyası şiir gibi yaşandı ki bizimdi. Ama hiçbir sonbahar daha ağır değildi sensizlikten. Sen üzgünlüğümün kızısın Asude.
sen sürgünlüğümün kızı. Bütün kırık şarkılar seni bana söyledi ve ağzımdaki bütün yarım şiirler senin içindi. İstemem artık ne pişmanlıklar değsin kederime, ne de damla yalan olsun dilimde. Çünkü bir kez sevince insan, hem zehircesine sevince, gün gecede bilenirmiş hasret sevdada, sıra dağlar bile düze gelirmiş, sabırla, inatla yüründükçe. Yeter ki umut olsun ve yeniden dermanlar doğursun sevdiğim. Olmaz değildir hiçbir şey, olmaz olmamalı sevenler istedikçe. Şimdilerde ben ülkeler kadar uzak olsam da senden, bir gün ama ille de bir gün soluğum soluğunu bulacak diye sesimdeki son çağrı sana olacak. Çünkü bu ışığında maviye yazdım adına, sana söz gülüşün hep saklımda kalacak. Ey hüznümün kızı asude, ayrılık eski bir hikaye. Ey hüznümün kızı asude, ayrılık eski bir hikaye. Bir varmışım bir sen olmuşum, böyle dalgınlık mı olur, kendimi senden ...96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz şair Şenel Gökçe, şair Ahmet Can Akyol ve sazıyla sevgili Özkan Taş'tan bize eşlik edecek. Şimdi çok güzel sorular geliyor, inanın. Bazen ben şaşırıyorum, o kadar böyle yani şair ruhlu sorular geliyor. Mahir Işık diyor ki Ankara'dan, ikinize birden sormuş bu soruyu. Her şairin şiirleri birbirine tıpatıp benzemez ama sizler şiirlerinizi hangi şairin dizelerine daha çok benzetiyorsunuz? Ne kadar güzel bir soru. Kim cevap versin, ben mi? Ben vereyim. Tıpatıp benzemez. Zaten benzesen... Öykünürsünüz. Evet. Öykünme de çok ilk zamanlarda olur. Eğer hala öykünme devam ediyorsa o taklide girer. Sıkıntı o zaman var demek siz, siz olmazsınız. Anladım. Yani bu işin doğası gereği bu böyledir. Peki şunu sorayım. İlk şiire başladığınızda öykündüğünüz kişiler... Enver Gökçe. Enver Gökçe. Evet, onu o tadı alıyorum, inanın. Bir de Hasan Hüseyin Korkmazgil'in... Ufak sanki yani onlardan var. Mutlaka izler vardır ama yani hı. Onlardan izler vardır ama eğer o öykünme devam ederse o taklide girer, o zaman hı. Size gerek yoktur. Anladım. Zaten şair dediğiniz kişi benim duyup da duyumsayıp da söyleyemediğim şeyleri bana algılatan kişidir. Eğer onu yapamıyorsa zaten o şiir dedi. Bu şarkılar için de geçerlidir. Harika. Evet, sen ne düşünürsün bu konuda Şenel? Şimdi ben Ahmet dostumun şeyine katılıyorum, söylediklerine, ama o arkadaşımıza şöyle bir cevap vermek istiyorum. Belki garip gelecek. Herkes Türk şiirinin bu anlamda şairlerin etkisinde kaldığını düşünüyor ama ben nedense hep Fransız şiirinin etkisinde kalmışım. Ama evet, Fransız şiiri. Mesela Fransız şiiri benim için çok önemlidir. Neden önemlidir? Fransız şairleri yaşadıkları gibi yazmışlardır. Yaşadıkları gibi yazmışlardır. Ama Türk şiirinde bazen buna rastlamıyorum. Bazen buna rastlamıyorum. Yani genelleştirmek istemiyorum. Evet. Ama nedense bir işte bir Nerval, Baudelaire, bir Rimbaud. Bunlar benim için Rimbaud diyorlar. Bunlar benim için çok temel taşlardır. Fransız şiiri. Ama bak, bak bir şey söyleyeceğim sana. Belki özür dilerim. Bir de bir denk düşmeyecek ama bir tane örneğin senin... sosyal paylaşımda bir arkadaş yazmış ki senin için, senin şiirlerin aynı İlhan Selçuk makalesi gibi çok kısa ve anlamlı demiş. Teşekkür ederim. Onun için ne diyeceksin? Ben bir araya girebilir miyim? Tabii. Şenel Gökçe konuşurken gülümsemeden edemedim ben. O saydığı şairlerin alayı bunalım çünkü. bu arada bir şey söyleyeyim. Demin bilemeden söyledik. Onur Akın'la birlikte bir düetti Asude. Ancak albümde tek Onur Akın bestesi olmayan şarkıydı. O da Mehmet Gümüş bestesiydi. Ona da bu arada hem saygılarımı hem selamlarımı göndereyim. İkinci olarak da Yücel'ciğim, o mesajlardaki isimleri de söylersen en azından teşekkür... Söyledim biliyorum ama söyledim mi? Evet, Mahir Işık. Ankara'da, o zaman İstanbul'dan, benim eksikliğim. Evet, isim olarak söylersen tabii, en azından söyledim, kendilerine söyledim. İsmen doğru, teşekkür doğru, etmiş olalım. Ama söyledim, hatırlıyorum, evet.
Şimdi bunalım dedi, aslında bunalım değil. Bize gözüken tarafı bu. Dostun belki onların gelgitleriyle ilgili bir çılgın söylemi. Diyelim o zaman hadi. O da doğru, doğru bir tanım. Evet, evet. Şimdi ben samimi söylüyorum. Fransız şairlerini çok bu konuda samimi buluyorum. Bu konuda çok rahat, gönül rahatlığıyla konuşabilirim. Ve bu konuda ben tez yazdım. Tabii tabii, Fransız şairleriyle ilgili çok rahat konuşabilirim. Çünkü neden? Fransız şairleri hayatın gerçekten... Tezi siyasalda okurken mi yazdın? Evet. Evet, evet. Şöyle diyeyim. Fransız şairleri hayatın farklı penceresinde dünyaya bakan. Aslında şiir biraz da farklı pencereden dünyaya bakmaktır. Çünkü herkes ön pencereden hayata bakıyor. Ama önemli olan kimsenin bilemediği, kimsenin göremediği bir pencereden hayata bakmaktır. Fransız şairlerinde ben bunu yakalamışım. O yüzden ben eğer şey olsaydı, bunalım olsaydı, işte işçi sınıfıyla ilgili, 1 Mayıs'la ilgili ben şiirimi yazma. Ayrıca ben onları benimsiyorum diye onlar gibi şiir yazmıyorum. Onu da söylüyorum. Sadece onlar bir damar, beni besleyen bir damar. Yani bir yolculuğa çıktığımda onlar da yolun bir yerinde karşıma çıkıp selamlaştığım, bir takım dizeler paylaştığım insanlar. Bu kadar. Evet. Güzel bir soru daha var ama sana geliyor Ahmet bu soru. İstanbul'u çok işliyorsun. Bak benim dikkatimi çekmişti. Sevgili dinleyicilerin de dikkatini çekmiş. Onunla ilgili çok güzel bir soru var. Ama önce sana bir ara verelim. Ama aradan önce senden bir şiir dinleyelim. Sonra Özkan girsin devreye. Ondan sonra sorumu sorayım ben. Tamam. Fon müziğe girecek miyiz Özkan? Ömrüm sende kalsın. Işıklarını söndürme. Işıklarını söndürme. Bu gecede, bu karanlık yeter bu gecede. Çok şey istemedim senden. Çok şey istemedim. Sadece uçurumlarımın olduğunu hatırlamanı istedim. Tanığımdır gece. Sözün acısıyla gezindim. Üşüdüm bulutların terkisinde. Ücra her köşesinde yalnızlığımın. Orada yangın bekleyen korkuların dalgınlığını gördüm bir de. Boşluğunu seyrediyordun. Aşka, aşka ateş eden kalbini gördüm orada. Menzilime gir, menzilime gir. Yüzümde öpeceğin bir yer bırak kendine bari. Ömrüm sende kalsın. Ömrüm sende kalsın. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bağlamam kırılmıştı benim. Beni bu zor günümde yalnız bırakmayan Aşık Can Malkoç'a teşekkürlerimi sunuyorum. İmdat Boya'ya da selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim. Ben de bir şey söyleyeceğim. Sana Göksel Taş'tan bir mesaj göndermiş. Demiş ki öncelikle iyi akşamlar demiş. Biraz uzun bir mesaj. Sana sevgilerini göndermiş. Eyvallah, teşekkürler. Evet. Bağırırsın çıkmaz sesin. Bir anda kurur nefesin. Haktan bir bade istersin, alamazsın öyle de gönül. Haktan bir bade istersin, alamazsın öyle de gönül. Dost Kâbe'dir didarı kıble, yola gideceksin kimle? Üstü temiz, içi de kirli, varamazsın öyle de gönül. Üstü temiz, içi de kirli, varamazsın öyle de gönül. Aşık Cem'im insan haktır, bugün vardır yarın yoktur. Ölmek istemeyen de çoktur, kalamazsın öyle de gönül. Ölmek istemeyen de çoktur,
kalamazsın öyle de gönül. Dost Kabe'dir didarı kıble. Yola gideceksin kimle? Üstü temiz içi de kirli. Varamazsın öyle de gönül. Üstü temiz içi de kirli. Varamazsın öyle de gönül. 94.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuklarımız şair Şenel Gökçe, Ahmet Can Akyol şair. Telefonlarımız 0212 627 4877. Bize mesajla ulaşabilirsiniz. Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı yazıp 23.53'e göndereceksiniz. Bize Facebook'tan ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Birlik Sofrası sayfasından. Evet, hızlı hızlı geçiyorum çünkü soru bekliyor orada. Çok da güzel bir soru. Diyor ki sevgili dinleyicimiz, şairlere en çok sorulduğunda İstanbul'u çoğunlukla sevdiklerini söylerler. Hatta bir şaire sormuşlar, Ankara'nın nesini seviyorsun diye. Yanıt olarak Ankara'dan İstanbul'a dönmesini seviyorum demiş. Bütün bu hoşluklara rağmen İstanbul'da yeşil kalmadı. Her tarafı kanser hücresi gibi beton teslim aldı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen İstanbul'u yine de seviyor musun demiş. Sevgili Birten Uyanık İstanbul'dan. Tanışıyor musunuz? Hayır. Evet, evet. Ama selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Şimdi şöyle, bazı şehirler şiire çok uygundur. İstanbul bunlardan başında gelir. Bir ara bir istatistik yapılmıştı. Evet. İstanbul, Edirne, Bursa, sonra Ankara, sonra İzmir geliyor. Nedense böyle. Yani o kentte yaşamış insanlar. Ya şimdi Kars'taki arkadaşlarım alınmasın ama yani ben Kars'la ilgili ne yazabilirim? Dersimle ilgili? Çok var tabii, çok var tabii. Evet. Yaşanmışlıkla ilgili. Şimdi telefonumuz varmış, çok bekletmeyelim Baki Aslan'ı. Alo, iyi akşamlar, devam edeceğiz oradan. Orayı, evet. İyi akşamlar. Evet. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Konuklarımızı tanıyor musunuz? Tanıyorum, Özkan Taşçı'nı tanıyorum zaten. Özkan Taşçı'nın için aradım. Evet, öyle mi? Peki. Kendisini yakından tanıyan bir insan. O zaten beni tanımıştır şu anda. Evet. Çok hoşumuza gitti onu orada görmek, onu orada dinlemek. Yüreğine eyvallah, sağlık, nefesine sağlık. Eyvallah, bir teşekkür ederim. Bir türküsünde bizlere armağan ederse çok mutlu olurum. Bir de değil mi, dev gibi iki tane şair burada değil mi? Onların yanında yer alıyor. Onlara da selamlarımızı iletiyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Teşekkürler. Evet, evet. Çok teşekkürler, iyi akşamlar, saygılar. Ben de teşekkürler, iyi akşamlar sağ diliyorum. Olun, çok sağ olun. Yücel'cim, ben bu İstanbul'la ilgili o dinleyicimizin mesajıyla ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ama galiba yarım kaldı Ahmet. Tamam. Tamamdı. Benim tamamdı. Tamam, yani peki, evet. Benzeri şeyler söyleyecek. Tamam, evet, tamam. Doğru. Benzeri ama bu arkadaşımız dedi, İstanbul kozmopolitik bir şehir. İnsanların gelgitlerini yaşadığı bir şehir. Acının, mutluluğun, yoksulluğun, zenginliğin. Buna dair bir sürü söyleyeceğimiz şeylerin birlikte yaşadığı bir yer. O yüzden aslında üretkenlik burada daha fazla. Diğer şehirlerde biraz daha sadelik var. Belki bu anlamda olabilir, bir şair anlamında İstanbul'un çekiciliği. Peki bir şey soracağım sana. Örneğin dedi ki Ahmet, Kars'ın nesini ben yazayım ki dedi. Sen de Kars'ı sayılırsın, Ardahanlısın, yakın. Alındı mı bunu? Şimdi özellikle şöyle, o örneği verdim. Ahmet dostum, onu bir espri mahiyetine söylemiştim. Peki tamam, ben de biliyorum da. Şöyle diyeyim, bugün her şehrin kendine göre yazılması gereken mutlulukları, acıları, hüzünlerin adına ne dersen de, evet, o coğrafyanın, evet, o şehire yüklediği bir takım anlamlar vardır. O anlamları önemli olan şairi görüp şiirine yüklemesidir. Eğer şair bunu görmüyorsa zaten şair değildir. Bunu yani yapan, bence, evet, her yerin bir metrekare bile yerin şair için bir değeri olmalıdır. Bir metrekare. Yani fazla ileriye gitmeye gerek. Bir şehirden bahsetmeye de gerek yok. Atıyorum bir gölün kenarına gidip o göldeki suyun hareketlerini, oradaki yaşayan canlıları bile gözetlemek bence şiir yazdırabilir. Bugün, heyecan uyandırabilir. Bugün sevgili dinleyicilerin sorularından bizim sorularımıza vakit kalmayacak ama olsun. Çok güzel sorular var çünkü. Nigar Toprak İstanbul'dan diyor ki, ikinize birden soruyor bu soruyu. Bir bütün olarak ele aldığınızda şairlere destek amaçlı kurumlardan veya sivil toplum kuruluşlarından destek sunuluyor mu demiş. Nigar Toprak İstanbul. Geçen hafta da mesajda katılmıştı, hatırladım. Bizim sunduğumuz mu, bize sunulan mı? Size sunulan. Öyle bir şey yok. Yok değil mi? Yok öyle bir şey. Maalesef. Mesela Finlandiya'da bir şair
arkadaşımız Türkiye'ye gelmişti. Evet. Normal 3 tane kitabı var. Orada Kültür Bakanlığı araba tahsis etmiş, ev tahsis etmiş. Evet. Onun giderlerini karşılamış, ona evet. belli bir maaş vermiş. Onur vatandaşlık unvanını vermiş kendisine. Evet. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir durum ben yok. Ben bir şey şahit oldum. Bir şey özür dilerim. Bir şey şahit oldum. Ahmet'i bir bayan okuyucusu diyor ki çok mutluyum diyor. Bugün diyor Ahmet'le diyor fotoğraf çektiriyoruz diyor ve yanında Onur Akın var, ona hiç bahsetmiyor. O çok büyük bir durum değil mi? Bir şairin öne alması, öne çıkarması değil mi? Daha Onur Akın neyse yorumuz ama ondan da bahsetseydi iyi olurdu. Onur dostumuzun adı çok burada yad edildi. Kendisine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hı. Ahmet'ten özür dileyerek şunu söylemek istiyorum. Onur veya Onur gibi dostlarımız, müzisyen dostlarım bizim için çok değerli ve çok kaliteli insanlar ama söz olmasa müzik o anlamda olmaz, yani beste olmaz, söz olacak. O anlamda Ahmet dostumuza bir iltifat var diye düşünüyorum. Yani şair olmazsa müzisyen neyi üretecek, neyi besteleyecek? O yüzden şair bence müzisyenden önce gelir. Ha, doğaçlama olaya bakarsan tabii ki bir takım eski çağlardan hayvan seslerinde, doğadaki seslerde müzikal bir takım şeyler yapılmıyor ama bunların anlamı yok. Şimdi bir ara vereceğiz ve sevgili Ahmet'in şiirlerinden bestelenmiş bir ezgi dinliyoruz. Aylık makamı. Değil mi? Onu hemen düzeltelim. Peki. Hayır, o sadece benim tek başıma söylediğim bir şiirdir. Öyle peki, düzeltelim. Peki tamam, peki ben düzeltiyorum. Arada aksaklık oluyor. Doğru, kalabalık oyuncusu diyor böyle maalesef. Yani, kusura bakmasınlar. Tamam. Gölgeler çoktan örtündü gecenin laciverdini. Bir ben kaldım uyumadık, bir de rüzgarların sesi. Çetelem olmadı hiç, hesabım kitabım yok. Hep kanayan bir ıslık zorladı seherlerimi ve nedense yabancı bir yaşamaktı benimkisi. Güz oldu ilk yazlarım ki yine deli poyrazlı. Efkarım başımdan büyüktü, kendimle baş edemedim. Ben ne yaptım da aklıma bile yetemedim. Bağrımda ateşler yaktım, ısınmadı yüreğim. Ya bu dünyaya yarsız geldim, ya da ben bana fazla. Oysa gözlerimi dökerken ellerime kimseler görmedi. Bir sen olasın istedim, sen de hiç gelmedin. Masallara ne oldu sonra, kahramanlarım kimdi? O çırılçıplak çığlıkları feryadından deşerdim de, bir eyvahlı sitem kül etti külhan dilimi. Her karanlık koyu bir intiharın habercisiydi. Uzak yurtlar için soluğum soluksuz yetsin istedim. Hadi gidelim, yürü gidelim dedim yalnızlığıma. Adımlarımı benden geçirdim, İstanbul'dan geçemedim. Kan oldum, kangren oldum, bir senden gidemedim. İşte böyle diyorum da, bildiklerimi de unutuyorum. Herkesin serüveni hayali kadarmış, bilmiyordum. Bir küçük öykünün akla zarar özetiyim yani. Nedense hep bana kalıyor korkutulmuş sokaklar. Ve yine beni çağırıyor esmer yolculuğum. Cem Radyo. Kıyıları geçiyorum tan artılarında, deniz yıldızları uzuyor önüm sıra.
ardım sıra senden kalan pişmanlık. Yine ağzımda o eski şarkının nakaratı ve yine o hiç eskimeyen hıçkırık. Bir yarım sigara atıyorum denize, derin bir ay ışığı yanıyor içimde. Böyle şeyler de olur mu deme, oluyor işte. Ağrılarıma dokunup ahıma düşüyorsun ya, diyorum ki ulan, diyorum ki adam sen de.